Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye'de Valkes şampiyon oldu. Valkes şampiyon olduğu için de biz de Ferret'in analizini yapmak istedik. Valkes'in diğer oyuncularında ufak ufak analizleri gelecek ama Kore sunucusundaki bazı maçlara ulaşamıyoruz. O yüzden Ferret'in bu maçı denk geldi. Biz de analiz etmek istiyoruz. Aslında başlığı şöyle yapabiliriz. Türkiye'nin en iyi ormancısı Kore sunucusunda oynarsa nasıl olur? Bir haftadır oradalar ortalama olarak. Şu an elmas bir kümesinde oynuyor Ferret. Onu da belirtmek isterim. Videoya geçmeden önce de videoyu beğenirseniz seviniriz. Tenz analizi, yani dünyanın en iyi Valorant oyuncusunun analizi de çok yakında kanalda olacak. Onu da bekleyin arkadaşlar. Geçelim maçımıza. Arkadaşlar biliyorsunuz Wukong'da büyük bir değişiklik oldu. Artık W'suyla duvarlardan atlayabiliyor. O yüzden de onu es geçmeyelim. Şimdi kırmızı güçlendirmeden başlıyor. Bu da aslında üst koridora doğru petleyeceği anlamına, yani üst koridora doğru hareketleneceği anlamına geliyor. Ama ben burada Blitzcrank Yumi eşleşmesi varken sanki alt koridora gitseydi daha iyi olabilirdi belki diye düşünüyorum. Ama tabii ki alt koridordan başlamakta daha fazla yardım alıyorsunuz vesaire. Bu arada evi de farklı görenlerin vardır. Arkadaşlar İstanbul'dayım. Wild Rift elemelerini anlatmak için ben de geldim. Hani video çekmem gerektiği için zaten Punky'de kalıyorum. Onun evinde sağ olsun bize de açtı evini. Biz de analizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz kendi orman kamplarını, yani kurtları falan dönmedi. Bir an önce bir yerlere baskın atmak istiyor. O yüzden de aslında bu kampları es geçme dediğimiz, hani kamp skiplemek dediğimiz kampları es geçme olayını siz de yapabilirsiniz. Ama sadece gidip hani hangi kampı aldığınızı 3. seviye falan oluyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bakın mavi güçlendirmeyi aldığı almamasına rağmen 3. seviye oldu. Haberiniz olsun ya, yani bunu da görüyorsunuz. Kırmızı, kuşlar, gromp 3. seviye ve çok erken bir üst koridor baskını. Bunu rakip oyuncu beklemiyor. Ve arkadaşlar W'su bekleme süresinde. Ferret'ten mükemmel bir zeka gerektiren baskın diyebiliriz. Ve sıçrası olmayan bir Vladimir'den bahsediyoruz. Öyle direkt olarak sıçra atıp da kaçamayacağı bir pozisyon. Ama tabii ki orada son anda W'su gelebilir belki. Vladimir oradan çıkmayı başarıyor. Ama dediğim gibi burada düşebilirdi. Zaten hani skor alsalar bambaşka bir seviyeye çıkar. Bu baskınla maç kazandırırsınız. Bak ciddi söylüyorum. Profesyonel maçta bile bu baskın maç kazandırır. Çünkü insanların aklında hep şu vardır. Alt koridor ormanından başladı. O zaman dakika 3 civarı buraya gelir falan filan gibi düşünceler vardır. Ama maalesef ki böyle değil. Gördüğünüz gibi yani ormancılar bu tarz kamp rotasyonlarını değiştirip oyuncuların, yani rakiplerin beklemediği dakikalarda, beklemediği baskınlar yaptığı zaman çok çok daha güçlü olabiliyor attığı baskınlar. Şimdi rakip kuşlara şöyle bir giriyor. Kendi ormanında zaten çok fazla bir şey yapabileceği bir şey yok. O yüzden rakip ormana girip bir tane totemini atıyor. Bakın W'suyla da duvardan geçti gördüğünüz gibi. Üst koridora bir baskın geliyor gibi duruyor. W'su var Vladimir'in. O biraz Wukong'un canını sıkabilir. Ve koridoru da Aatrox kolay kolay ittiremeyecek. Burada üstüne dönerse Wukong, yani Ferret çok şey kaybedebilir. Grace de ormanına girerse eğer ve Vladimir üstüne dönüyor arkadaşlar. Şimdi üst koridoru çok büyük kazandırdı attığı ilk baskın. Bu süreçte alt koridoru çok yenilmezse, bakıyorum skor vermişler, skor almışlar. Hani böyle giderse üst koridorda Aatrox'u Vladimir kesemeyeceği bir duruma gelebilir. Çünkü Aatrox biliyorsunuz hani belli bir aşamadan sonra gerçekten çok kanser bir şampiyon oluyor. Ve pırıltıyı alıyor arkadaşlar ilk. Tekrar söylüyorum, kendisi ormancı olarak çok seviye kasmadı. Orman kamplarını çok dönmedi. Ama buradaki önemli olan şey, adam eşleşmesinde, Aatrox-Vladimir eşleşmesinde, şimdi öyle bir eşleşme ki Vladimir erken oyunda, erken dakikalarda hasar tarafı kısıtlı. Aatrox zaten hani canını da yenileyen, tamam tutuşturu var ama her türlü can yenileyebilen bir şampiyon. Aatrox koridoru falan da ittirebilen bir şampiyon. 2-2'lerde de güçlü Aatrox. O yüzden Aatrox'un böyle bir şey kazanması mavi takım için her türlü kazanç. Şimdi bu dakikadan sonra ne yapacağı şüpheli. Niye? Şimdi bir, üst koridora o üstünlüğü verdiği için üst koridora bunu devam ettirebilir. Ya da şunu diyebilir. Abi işte ben alt koridor oynayayım, üst koridora zaten üstünlüğünü verdim. Bundan sonra alt koridor oynasam da olur. Bu arada bakın üst koridora bir baskın gelmiş Grace'den. Büyük bir ihtimalle buradan kaçacaktır. Aynen Q'sunu dojadı zaten. Ferret direkt olarak kamplarını almadan üst koridora gidiyor. Şimdi burada önemli bir detay var. Şimdi burada herhangi bir şekilde şurada, burada rakip ormancıyı bekleyebilir. Niye? Arkadaşlar rakip ormancıyı gördü. Bakın burada mesela ufak bir takas yapıp direkt olarak çıkabilir.
Bunu burada değil, şurada falan yapıyorsunuz bazen. Düşük seviyelerde çok tutar bu. Burada yapıyorsunuz. Rakip ormancının canı az. Buradan tın 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 geliyor. Hop burada skor alıyorsunuz. Yani bunlar rakip ormancı kendi closer videosunda bunu görmüştünüz. Yani Jarvan'ın yerini bildikten sonra ilk baskından closer ona göre hareketlenmişti. Bunları kesinlikle yapmalısınız. Ve rakipten güzel bir totem geldi. Aatrox'a buradaki farmları kaçırtmak istiyorlar. Ama Ferret de bu farmları kaçırtmak istemiyor Aatrox'a. En kötü kendisi almak istiyor. Ki zaten alıyor. Yalnız Vladimir Blue 6 yapacak mı? Yok, oradan bir şey çıkmaz gibi duruyor. Oo, bayağı bir hasar vurdu Grace. Yalnız bir dakika, Aatrox ulti bastı. Hop, oradan bir şey çıkmaz. Güzel. Şimdi burada yardım etmediğini düşün Aatrox'un. Aatrox'a yardım etmedi. Ya bana ne dedi, işte şöyle oldu böyle oldu, benim kamplarım var. Kamplarını aldı. Aatrox kule altı yiyecekti. Şu an bile farm sayısı eşit. O zaman Vladimir öne geçecekti. Tecrübe puanını eşitleyecekti veya öne geçecekti. Şimdi Ferret burada takım arkadaşına doğru zamanda kule altı baskını, mesela atıyorum az önce şey dedik ya, işte alt koridora mı gider üst koridora mı, iki seçeneği var gibisinden. Zaten orta koridora hep etrafında oynuyor gibi düşünün. Orada biz dikkat etmedik haritadan baktığımız için, ama koridordan tıkladığınız zaman burada dalganın büyüdüğünü görmüştür. Dalgayı hani Aatrox'a yedirmemeleri için oraya gitmiştir, yardım etmiştir. Bu da hani ormancıların en çok yapması gereken şeylerden bir tanesi. Mesela bir yerde dalga büyük. Sizin takımınız dalgayı büyütmüş. Oraya gidip kule altı yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki rakip ormancı da o haritayı görüyor. O dalganın büyüdüğünü görüyor. O yüzden siz de oraya baskın atarken veya kule altı yaparken hep aklınızın bir köşesinde o da o bulunsun arkadaşlar. Burada Graves'i yakalayacak. Graves direkt olarak sıçrasını kullanıyor. Orada Wukong hani böyle orman kampını çok hızlı dönsün, işte yok etsin gibi bir mantığı da yok aslında Wukong'un. Özellikle 6. seviyeden sonra biliyorsunuz ki Wukong'un takım savaşı özelliği inanılmaz iyi. Yalnız burada Zed'i görüyor. Bakalım Zed'i düşürebilecekler mi? Büyük bir ihtimalle orada Zed düşecektir diye düşünüyorum. Zed bayağı iyi oynadı ve buradan Ferret çıkmayı başarıyor. Zed bayağı iyi oynamasına rağmen burada düşüyor. Bakın yine çok güzel bir kule aldı. Niye? Canının az olduğunu gördü. Grace'in sıçrasını az önce gözünün önünde kullandırttı. Bu da ne demek? Bedava bir orta koridor kule altı demek. Eğer ki koridorunuz ittiriyorsa. Yani illa kule altları alt koridora üst koridora yapılmıyor. Orta koridora da kule altı yapıldığını görebiliyoruz. Şimdi 6. seviye oldu. Biraz daha böyle şimdi takım savaşı veya 2'ye 2. Mesela şöyle düşünün. Graves Zed, Malphite Wukong. Graves ile Zed'in yenme ihtimali var mı? Sıfır. O yüzden Malphite'ın yanına gidip Malphite koridoru her ittirdiğinde, her takıldığında bir şeyler yapabilir. Üst koridorda ittirme gücü var. Orta koridorda ittirme gücü var. O yüzden buraya girmiş. Şimdi Malphite alt koridora doğru hareketlenmiş. Mesela Malphite'ın bu hareketi yüzünden belki burada bu alamet alınamayacak. Malphite buraya bu hareketlenmeyi yapmak yerine şu an buraya yapsaydı bu hareketlenmeyi, en kötü şuradaki patlattığı dalga dümen sayesinde, bunun adı ne bilmiyorum işte, görüş bilmem nesi, bunu patlattığı zaman Malphite'ı görse rakip gelemez. Çünkü diyecek ki adam, lan Malphite'la Wukong'u biz nasıl yeneceğiz? Şimdi Malphite atıyorum alt koridorda şuradaki totemden gözüktü diyelim. Ne oluyor bu sefer? Grace rahat oluyor. Rahat oyun oynuyor. Şimdi Malphite'ın bir şekilde buraya gelmesi lazım ki bakın geliyor. Bak Grace içeriye atladı, görüyor musunuz? Bu mesela Grace'in yaptığı bir troll aslında. Malphite'in geldiğini gördüğü gibi çıktı. Normalde hiç giremeyecek. Yani bunlar önemli olaylar. Malphite hani orta koridor oynarken ormancınız bunu yapıyorsa siz de gidip, yani şöyle düşünün, alamet alınıyor. Siz orta koridor olarak alt koridora kule altı gidiyorsunuz. Yapmayın abi. Ya alamet almayın ya alt koridora gitmeyin. İki tane şeyi aynı anda, mesela şunu göremezsiniz. Hem alt koridora kule altı, mesela ormancı alt koridora gidecek. Orta koridorda üst koridora kule altı. Ya bunu yapıyorsanız zaten bir maçta oyun zaten bitmiştir. Selamun aleyküm diyebiliriz. O yüzden de hani bunlar önemli şeyler. Aynı anda birden fazla objektif mantığı veya hamle yapmamalısınız. Sırayla yapmanız çok daha iyi olacaktır. Ve burada Vladimir çok rahat bir şekilde buradan çıkıyor. Ama şimdi burada aslında orta koridora, ay üst koridora gelme sebebi ben Vladimir'i keserim değil. Vladimir'i kesemeyeceğini adam biliyor. Ama bakın burada Aatrox'un canı az. Buraya hiç gelmese Aatrox can çekişecek. Burada koridoru ittirtti ve Aatrox'a dedi ki kardeşim sen git, gerisi bende, ben halledeceğim. Koridorunu ittirtti. Aatrox'a dedi ki git üstüne, hayatına devam et. Bu da çok büyük bir kazançtır koridorlar adına. Bunu Aatrox olarak düşünmeyin.
alt koridor, orta koridor hepsinde mevcuttur bu. Ormanda bakın farmda biraz geriye düştü. Bu normaldir. Wukong oynayan genel oyuncular hani bir tık farmda geri düşebilir. Burada pembe totemi Blitzcrank kırdığı için hemen oraya Wukong da giriyor. Graves'in sıçrası yok. Oradan Graves'i hemen dışarıya çıkartıyorlar. Hemen totemler falan atıldı. İlk eşyasını Graves bitmiş. Neydi bunun adı? Umbra mı? Umbral bilmem ne. Evet, Aatrox ortak, bak üst koridoru ittirmiş adam. Görüyor musunuz? Geliyor adam, rakip ormana salça oluyor. En önemli şeylerden bir tanesi de bu. Herhangi bir koridorsunuz fark etmez. Rakip ormana salça olmak en önemli olaydır arkadaşlar. Çünkü rakip ormandan Blitzhook'unu güzel attı aslında. Malphite'dan da çok hani predict dediğimiz rakibin hamlesini tahmin eden hem Blitz Q'su hem Malphite ultisi geldi ama ikisi de maalesef ki tutmadı. Orada garip bir olay oldu. Ben alameti hala kullanmadı. Alameti bir şekilde kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yalnız burada bir savaş çıkmış. Ferret burada düşebilir. Takım arkadaşını kurtarırken oy, Blitz'ten bir hook geldi. Ve burada Graves düşüyor. Hop, oy, Zed'i de düşürdüler. Orada yalnız Aatrox'tan ışınlan gelmiş. Nereye ışınlan attı lan o? Adam orta koridor kulesine ışınlan atmış. Adam resmen burada savaşın devam edeceğini anlamış. Ve Aatrox buraya geliyor. Yani işte bak. Şimdi diyeceksiniz ki abi Aatrox taşımış. Veya şunu diyeceksiniz. Ben Aatrox gibi bir oyuncuya yardım ettiğim zaman böyle oynamıyor. Arkadaşlar şimdi bu seviyedir. Şöyle diyeyim. Ferret'in attığı ilk Vladimir baskınını siz, Vladimir attığı ilk baskını siz kendi koru, hani kendi liginizde mesela Gümüş Elo'da, Gümüş Liginde atarsanız %100 skor zaten. Anladınız mı? Burada Vladimir kaçıyor. Oyuncular bildiği için Ferret orada skor alamıyor. Ufak üstünlük, koridor üstünlüğü alıyor. Koridor üstünlüğü buna dönüşüyor oyunu bildikleri için insanlar. Ama düşük seviyelerde de o Vladimir ölüyor. Öldüğü için de siz taşıyorsunuz bu sefer. Anladınız mı mantığı? Orta koridora geliyor, alameti açıyor. Yani genelde zaten eğer kuleyi almak için, yani kuleyi alamadıysanız alametle, kuleyi alamıyorsunuz. Hiçbir şart ve koşulda kule düşmüyor. Kesinlikle orta koridor kulesi alamet açmak için en iyi kule. Çünkü ikinci alameti de aldığınız zaman bir şekilde gidip onu orta koridora açarsanız bedava bir kuleniz olmuş oluyor. Orta koridor kuleniz olmuş oluyor ve kırmızı güçlendirmenin çıktığını anlayınca hemen buraya geliyor. Graves'i bir yerde mi gördüler acaba? Ona çok dikkat edemedim. Kusura bakmayın. 4-0'a geldi bu arada. Şu an Ferret orman kamplarını çok mu iyi dönüyor? Yani aslında orman kamplarını çok iyi dönüyor. Niye? Adam kamp rotasyonunu inanılmaz iyi yapıyor. Yani sürekli koridorlarının etrafında ve Malphite burada üst koridora gelmiş. Ferret de ne olur ne olmaz diye burada duruyor. Şimdi üste dönecektir rahat bir şekilde. Ve Graves, Ferret kendini gösterdiği için Ferret'in ormanına giriyor. Ferret de hani rakibinin kendi üst koridor ormanına giremeyeceğini bildiği için, bakın burada yampiriler falan, hani yampiri yengeç var, totem var. Üst koridoruna giremeyeceğini bildiği için burada alt koridorda kendi ormanını kurtarmak için gidiyor aslında. Ve Malphite burada düşüyor. Oo, bir dakika, alt koridora da bir baskın geliyor yalnız Ferret'ten. Oy, ultisi de var burada, yalnız düşürebilir mi? Yumi'ye direkt olarak dalıyor. Yumi'yi düşürüyor. Hiç fena değil. Oo, bir dakika, sıçra geldi burada. E yeteneği geliyor. E yeteneğini de atacak. Düşürecek orada. Güzel bir şekilde Yumi ile beraber Lucian'ı burada düşürüyor. Yani bunu nasıl söyleyelim? Burada Lucian'ı kesmek için alt koridora gidiyor olabilir. Ama o her zaman ikinci plan. Sonuçta Lucian orada kuleye vurmayıp üste dönebilir. O yüzden de Wukong düşüremeyebilir onu. Bu sefer de ne yapar? Kayacıların alır. Yani hep bir B planı olmuş oluyor aslında. Yalnız burada Ferret düşürebilecek mi Zed'i? Zed'i düşürmeyi başarıyor ama kendisi de düşüyor. Bu güzel bir takas değil. Çünkü 0-3-1 Zed'i kesip kendisi buraya kadar altını veriyor Zed'e. Bu güzel bir takas olduğunu düşünmüyorum ben. Onu da belirtelim. Şimdi ölümün dansı gelecek. Tek yetenek gücü Vladimir. Yumi var evet biraz. Ama Vladimir olduğu için, Vladimir de çok geri olduğu için ölümün dansını aldığı zaman bayağı bir tank olacak arkadaşlar. 11. seviye oldu ve şu an skorlarla Graves'e yetişmiş durumda. Şimdi bu tarz ormancı eşleşmelerinde diyelim ki Graves, Wukong oynuyorsunuz. Oyunda hiç skor olmazsa ve Graves full ormanına dönerse Graves önde olabilir. Ama bu tarz işte skor olan, takım savaşı olan, 2'ye 2'ler, 3'e 3'ler olan derken, bir dakika, Ferret burada yalnız 3 kişiye kafa tutuyor Yumi'yi de sayarsak. Exhaust geliyor, bitkinlik geliyor yani. Ama o bitkinlik bayağı bir sıkıntıya sokuyor Ferret'i. Ve burada Ferret düşebilir belki. Malphite orada Graves'e ultisini kullandı. Devamı gelecek mi orada? Yok, devamı gelmiyor. Direkt olarak oradan çıkıyorlar.
Ferhat güzel hasar vuruyor aslında. Bitkinlik orada bayağı bir sıkıntıya sokuyor Ferhat'ı. Yoksa birisi bence %90 düşmüştü orada. Bu arada W yeteneğini güçlendirmiş ikinci olarak. Onu da görebiliyoruz sol alttan. İlk Q sonra W. Şimdi burada diyeceksiniz ki AVE yeteneği güçlendiriliyor normalde vesaire. Arkadaşlar ormancı oynadığınız için E yeteneğinin size verdiği saldırı hızı çok da işinize yaramıyor. Çünkü o kadar uzun savaşmıyorsunuz genelde. O yüzden de W'yu güçlendirmek, hem bekleme süresini azaltmak hem de o W'nun vurduğu hasarı falan arttırmak daha önemli. E yeteneğinin saldırı hızındansa. O kırmızı çarpında kullandı. Burada Vladimir'i düşürebilir. Şimdi W'su var. Yaklaşsaydı W'ye kombosuyla yaklaşabilirdi ona. Evet, üste dönüyor. Ölümün dansına çok çok az kaldı. Bu arada ormancıysanız canınızı böyle tam anlamıyla doldurmadan üstünüzden çıkabilirsiniz. Çünkü kestiğiniz kamplarda bir şekilde zaten canınız doluyor arkadaşlar. En kötü bir tane çarp atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Canın doluyor. Canınız doluyor daha doğrusu. O yüzden de hani orada 3-5 saniye kazanmanız önemli olabiliyor. Yalnız burada bir takım savaşı çıkacak gibi duruyor. Buradaki ejderi vermek istemeyecektir Ferret. Oraya girecek mi? Yok. Girmedi. Çünkü tek başınaymış. Şöyle, bu 3. ejder olsa girerdi. Bundan hemfikirim. Yani 3. ejder. Mesela 3. ejder. İlk 2 ejderi almışlar. Bulut, dağ, 3. ejder, Hextech. Neymiş bakalım? Okyanus. Okyanus için belki girmez. Hextech girebilirdi. Buraya kadar altını zaten üstünde yok ki. Buraya kadar altın olsa asla girmez. Ama girme ihtimali vardı 3.ye. Ama şimdi 2. olduğu için lan zaten dakika 19 olmuş. 2.yi alsak ne olur? Dakika 30'a kadar zaten ejder ruhunu alamayacağız. O yüzden de hiç gerek yok deyip bunu almaması, yapmaması daha iyi. Çünkü tempo kaybediyor öldüğü zaman. Şimdi sadece altın olarak düşünmeyin. 12. seviye bir ormancı öldüğü zaman uzun bir süre doğmuyor. O doğmadığı sürede de zaman kaybediyor, baskı kaybediyorlar. Rakip takım diyor ki ulan ormancıları ölü, hadi koridor ittirelim. Böyle şeyler oluyor. O yüzden de tempo kaybı olmuş oluyor arkadaşlar. Hani ölmeyi, bir yerde skor vermeyi sadece gidip altın olarak, 300 altın olarak düşünmeyin asla. Burada alametle bir kafa daha vurduracaklar büyük bir ihtimalle derken Lucian orada vurdurmuyor. Yalnız Lucian bayağı farm yapmış ve tahsildarını da almış. Bayağı bir güçlü rüzgarın dedi tahsildar. Yanına da bir tane Dominic alacak gibi duruyor. Belki de Seril de alır derken Lucian'ı burada yakalıyorlar. Yalnız bitkinlik geldi ama Lucian kötü pozisyonda kaldı. Sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Orada Blitz'i düşürecekler. Yalnız Wukong içeriye atladı. Orada Lucian hala yaşıyor. Ferret. Son Q'suyla Q hasarı bayağı fazla bu arada. Gerçekten bayağı fazla. Özellikle de Divine gibi bak. Şu duvardan atlama olayı gerçekten Wukong'a başka bir şey eklemiş yani. Onu da söyleyelim. Ya inanılmaz iyi baksanıza. Ya bir ormancının en çok isteyeceği şeylerden biri duvardan atlama yeteneği. Yani mesela Jarvan'la EQ'nuzu duvardan atlayamayabilirsiniz. Niye? Çünkü hani EQ'nuzu attınız duvardan. Bu sefer E'nin ya da Q'nun bekleme süresini bekliyorsunuz. Baskın falan yapamıyorsunuz. Ama bu adam hani Wukong da W'suz baskın kolay kolay yapamıyor. Evet ama E yeteneği de var rakibin üstüne atılmak için gibi düşünün. Ben mesela Kindred, Graves bunlar iyi şampiyonlar o konuda. Duvar ya bir de bu karakterin 6. seviyeden sonra kitle kontrolü de var. Şimdi bu Kindred, Graves'lerin falan kitle kontrolü yok. Yalnız Lucian'ı yakalamışlar. Lucian yine yakalanmış. Orada Lucian yine düşüyor. Belki Baron güçlendirmesini alabilirler burada. Bakalım oraya bir şey deneyecekler mi? Vladimir'i yakaladılar. Vladimir ölürse ya da böyle az canla kaçarsa büyük bir ihtimalle buradan Baron'a dönebilirler. Bakalım Ferret'in canı azaldı ama bence Baron'a gidebileceklerini düşünüyorum ben derken Zed düşecek mi orada? Zed bayağı bir hasar vurdu. Yalnız orada Solari, Blitzcrank inanılmaz kurtardı. Solaris'ini kullanarak harbiden helal olsun. Sıçra Solari bastı adam ve burada Baron güçlendirmesini alacaklar. Ferret düşse de alabilirlerdi diye düşünüyorum ben. Ama yine de bir ormancıyı hani sonuçta çarpı yok ki Ferret'in şu an. Sadece sayı avantajını elde etmiş oluyor burada mavi takım. Yalnız Lucian buraya geliyor. Ultisi de var. Ama oradan bir şey çıkmayacak. Ve Baron güçlendirmesini alıyorlar. 14. seviyeye geldi. Kendi üst koridoru, orta koridoru 14. seviye. Bak bunu unutmayın. Bu çok önemli. Yani seviye olarak şu an Ferret çok iyi bir seviyede oyunda. Karabaltayı almış. Yani bekleme süresinin azalması şu an çok iyi bir yerde. Gördüğünüz gibi canı çok iyi bir yerde. 2200 canı var. 150 hani 150 zırhı var. Bayağı iyi bir seviyede şu an. Çünkü Vladimir'in hani yetenek gücü tarafı tabii ki şu an hasar vurur. Vurmaz asla diyemem. Ama hani mesela gerçekten kasmış bir Vladimir değil bu. Sadece farm yapmış. Farm artı skoru olsa orada bir tane
büyü direnci eşyası görebilirdik ferret için. Evet, ejder çıkıyor. Ejderin üzerinde bekliyorlar. İşte ikinci ejderi almanın da böyle bir avantajı var. Şimdi baronları var. Oyun bir şekilde zaten uzayacak. Buradaki ejderi de aldılar. Bu ejder üçüncü ejderler olacaktı. Bu sefer ejder ruhuna gidebileceklerdi. Yalnız Zed alt koridorda yakalayacak gibi duruyor. Çok güzel yerden gidiyor ama Zed oradan kaçacak gibi duruyor. Bakalım yakalayabilecek mi ya? Koridoru ittirmeye çalışıyor. Bu arada ormancıların koridoru ittirmesi bayağı bir önemli. Ya bunu ben her videomda neredeyse söylüyorum. Çünkü arkadaşlar bakın rakip takım ölmüş. Şu an gidip orman mı döneceksin? Yani rakip takımda birileri ölü, sizin takımınızda birileri ölü. Buraya birileri gelmek zorunda. Buraya biri gelmek zorunda. E sen kendi ormancın olarak rakipten bir oyuncuyu bir yere çekmiş oluyorsun. Gelmedi mi? Vur kuleye abi. Ormancılar güçsüz değil ki. Eskisi gibi tank metası yok, bir şey yok. Hani şu an bu Wukong mesela kuleyi aldı abi. Q yeteneği de var. Bir tane daha vuracak. Şimdi hop aldı. Gördünüz mü? Bak koridor ittirdi, adam ikinci kule aldı. E bir şey mi kaybetti? Hayır, haritada hiç yok ki oğlum. Baron yok. Ejder yok. Ne kaybedebilir? En kötü ihtimal biri gelir karşısına, onda da kaçar zaten. Yani o yüzden ormancı olarak bunu yapmanız çok önemli. Hatta ve hatta 1-3-1 mantığı var ya. Nocturne ormansanız mesela gidip 3 kişi orta koridor oynarsınız. Orta koridorunuz ya da üst koridorunuz da orta koridorda oynar. Siz gidersiniz derken Ferret yani garip bir hamle yaptı aslında. Burada Malphite'da Vladimir'i düşürüyor. Lucian Yumi ile beraber şu an bayağı iyi, bayağı güçlü. Serilis de var. Şundan bahsediyorum. Nocturne gibi bir şampiyon oynuyorsunuz. Siz o 1-3-1'in o birlik kısmında olabilirsiniz. Yalnız Blitzcrank çok iyi yük attı. Ama düşmüyor Lucian. Düşüremediler. Malphite'un ultisi yok çünkü. Bakalım burada Lucian oynayacak mı orayı? Oynuyor. Oy oy. Yalnız Lucian'ın, ay Malphite'un ultisi olmadığı için Lucian burayı bayağı iyi oynuyor. Ve Malphite de burada büyük bir ihtimalle düşecektir. Aynen öyle oluyor. Bayağı sıkıntı. Ve Zed burada yok. Alt koridoru ittirirken bunlar oluyor. Şimdi burayı ittirecek. Buraya biri gelmek zorunda. Buraya biri geldiği zaman diğer koridorları ittirmiş olacaklar. Buraya biri gelmezse Zed alt koridordan ikinci kuleyi alabilir. Orman kampı gitti. Buradaki kayacılık büyük bir ihtimalle gitti. Ya da üst koridor kulesini alabilirler. Üst koridor ormanı gitti mesela. Bunların hepsi ufak detaylar. Yalnız Blitzcrank burada arkadan çok iyi gelmiş ve Zed'i düşürmeyi başarıyor. Başarıyorlar. Oo, Ferret sıçra attı yalnız. Böyle bir skor için sıçra atmak iyi mi? Ben soru işareti diyorum. Üst koridordan bakın. Ferret'le Blitz alt koridora gitti. Bu sefer ne oldu? Az önce söylediğimiz olay oldu. Üst koridora kimse yok. Gidebilecek. O yüzden de üst koridora gidip Graves'le Lucian ikinci kuleyi aldı. Yani iki tane ikinci kule almış oldu şu an. Kırmızı takım. Evet, Zed öldü. Ama Zed ölünce ne oldu ki? Bana bir tane mantık söyleyin. Zed öldü. Ne oldu? 300 altından başka hiçbir şey yok. Anladınız mı? Zaten koridorları ittirmişlerdi. Tek olay şu an görüş. Zed ölü, bir tık görüş alacak mavi takım. Evet, bu görüş de tabii ki önemli. Ama o iki kule de önemli. Yani görüşü mavi takım tekli dereceli de iyi şekilde al ama profesyonel maç derseniz Zed'in ölmesi çok kötü burada. Niye? Baron'a bir dakika var. Baron görüşünün hepsini veriyorsun rakibe. Yalnız burada Lucian, Malphite'ın ultisinin olduğu yerde çok kötü oynuyor. Ve burada skoru veriyor. Şundan bahsediyorum. Profesyonel arenada tabii ki çok önemli. Baron'da görüşü kaybettin. Rakipte Malphite, Blitzcrank var. Sende kafa atacak hiç kimse yok. Bunu böyle değerlendiririz profesyonel maçta. Şimdi profesyonel maçta kırmızı takım görüş alırsa mavi takım için problem yok. Niye? Malphite önden kafayı atar. Wukong önden kafayı atar. Blitz önden kafayı atar. Çünkü sağ takımda birini yakalayıp kitle kontrolü uygulayıp, kitle kontrolü yok zaten. Kitle kontrolü uygulayıp direkt olarak kazan. Hani o kişinin ölme ihtimali yok. Özellikle bu kişi Malphite'sa. Ama mavi takım görüşü aldı bak. Blitzcrank hook'u var yani. Q'su var. Bir susturması var. E yeteneği var. Malphite'ın ultisi var. Aatrox'un W'su var, hadi bir tık zıplatıyor. Wukong'un ultisi var. Yani yakalanan kişi direkt olarak düşebilir. Tank olsa dahi. O yüzden mavi takım gibi bir takıma profesyonel arenada görüşü verdiğiniz an sıçtınız. Hem hani böyle anlatabilirim size. Zed'in ölümü ama tekli dereceli de olduğu için bence çok da önemi yok açıkçası. Çok yüksek seviyede oynuyorsanız belki. İki kuleyi tercih ederim orada ve burada Lucian'ın agresif oyunundan dolayı buradaki ejderi kaptırıyorlar. Ejderi diyorum, özür diliyorum. İnhibitor kulesini ve inhibitörü kaptırmış oluyorlar. Şimdi 25 saniye var Baron'a. Hemen üste dönüp altını harcamak zorundalar. Bakın X'e bastım. Şu an inhibitor alındı. Şu an Vladimir'in yaptığı çok büyük bir hata. Niye? Bak abi. Şu an rakip takım üste dönüyor. Bakın altınlara. 1900, 1800 altın. 1500, 1500, 1300. Destekte 1300.
Çok önemli altınlar var. Yani hepsini toplasan 1500, 3000, 4300. Bunu da kat 5000 altın. Hadi orta koridor 6000 altın harcamadığı para var. Ulan zaten 6000 altını çıkart, kırmızı takım önde. Anladınız mı? Şimdi kırmızı takımın istediği şey şu. Üsse döndürmemek bir şekilde. Üsse döneceklerse de bir an önce koridor ittirmek. Ama mavi takım şunu biliyor. Ulan bizim üsse dönmemiz lazım. Rakip takım ittirme gücünü alabilir. Biz üsse dönmek yerine bir tuzak yapalım. Tuzak sonuç verirse verir. Zaten biz üsse dönemeyeceğiz mantığıyla mavi takım yaklaştığı için. Ulan zaten üsse dönemiyorum. En kötü tuzak deneyeyim bari. O sonuçlanırsa bir şey kazanırım. Sonuçlanmazsa zaten buradayız. Mantığıyla mavi takım çok iyi bir hamle yapıyor. Derken Malphite arka taraftan flank koyuyor ve Graves orada düşecek mi bilmiyorum ama içeriye sıçralar geliyor Lucian'ı öldürmek adına Ezreal'dan. Bakalım onu kovalayacaklar mı? Hop, Blitz'ten bir hook geliyor. İşte Blitzcrank'in burada. Ya o Lucian'ın bu maçı tek başına taşıması mümkün değil. Kompozisyon farkı bence gerçekten çok fazla var. Yani fiziksel hasarları zaten çok var. Evet, Vladimir yetenek gücünü karşılayabilecek bir şampiyon. Ama bu maçta Ferret'in üst koridora yaptığı hamlelerden dolayı Vladimir onu da taşıyor. Bu arada ben ormancı olarak şunu da yapıyorum. Rakip takımda tek yetenek gücü Vladimir. Vladimir'i geri düşürür, zırh kasarım. Bu mantıkla da yaparım onu. Mesela orta koridor tek yetenek gücü diyelim. Orta koridoru geri düşür bir şekilde. Yetenek gücü alma, orta oyunda zırh al. Bu sefer bir tane ufak yetenek gücü al, yetenek gücü diyorum. Büyü direnci. Bu sefer ne oluyor? O sana hasar vuramıyor. Zırh da var sende bir sürü. O yüzden bak Malphite'a bak. Bu adamda hiç şey yok. Büyü direnci yok. Sadece buradan gelen 25 büyü direnci var. Gibi düşünebilirsiniz. Bence Ferret'ten akıl dolu bir oyun. Aa, yaptık mı? Oo, yaptık mı? Yapmadık. Ama akıl dolu bir orman izlediğimizi düşünüyorum. Güzel de maç olduğunu düşünüyorum. Sizlere aktarım konusunda. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İyi ki varsınız. Cansınız. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim bana verdiğiniz destekler için. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tenz videosu yakında geliyor. Haberiniz olsun.